Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Survivor All-Star 2024'ü konuşacağız. Tur abi'den Hakan açıklaması. Tur abi ile Hakan oyun alanında birbirine girdiler. Son anda takım arkadaşı ayrıldı. Çünkü biz bu sene arkadaşlar Hakan'la Tur abi'nin rekabetini izleyeceğiz. Çünkü benim en büyük favorimden ikisi. Yani ikili son üçe kesinlikle kalır arkadaşlar. O yüzden özellikle Tur abi ve Hakan birbiriyle özellikle rekabet içinde. Yani mavi takım kazandıkça mavi takım moral kazanıyor. Bunun altını çizim ama kırmızı takım kaybederse özellikle 12. bölümde özellikle kırmızı takım kaybederse, kırmızı takımdan biri daha giderse ayrışmalar ortaya çıkacak tabii ki. Kırmızı takıma baktığınız zaman Merve, Nagihan gibi isimler öne çıkıyor. Sercan, Turabi, Ersin, yani baktığım zaman kırmızı takımda bir gruplaşma oluştu. Peki kırmızı takım toparlanacak mı? Mutlaka toparlanması lazım. Çünkü kırmızı takımda önemli bir toplantı olacak. Bunun altını çizeyim. Artık Tur abi, yani iç kavgalar etmeyeceğiz. Özellikle oyunları kazanmaya bakacağız diye bir açıklama yapacak. Bunun altını çizelim. Çünkü özellikle Hakan Önal'in mavi takım en büyük amaçlarından biri arkadaşlar Tur abi'yi yalnız bırakmak. Çünkü Tur abi yalnız kalırsa kırmızı takımda çözümler artar. Kırmızı takım oyun kaybeder. Çünkü 12. bölüm, 13. bölüm, 14. bölümde Acun Bey'den sürpriz hediyeler gelecek. Sürpriz hediyeler derken dokunmazlık oyunu çok önemli olacak ve takım oyunu ve hediye oyunu var, bildiğin gibi. Hediye oyunu özellikle son yılların en büyük oyunu olacağını düşünüyorum. Çünkü sürpriz bir hediyeyi Acun Bey açıklayacak. Tabii konseyde olaylar çıkıyor arkadaşlar. Konseyde Poyraz'la Turabi kapıştı. Ogeday'la Turabi kapıştı. Yani Turabi ile özellikle mavi takım arasında bir sürtüşme var, bir tartışma var zaten. Özellikle Seda olayı vardı. Seda'dan zaten her ikisi de özür diledi, Turabi ve Hakan. Çünkü özellikle Seda oyunda Hakan'la Turabi oyun alanı resmen birbirine girdi arkadaşlar. Yani takım arkadaşı ayırmasa, yani yumruk yumruğa veya yaka paça kendilerini yani dövüş edeceklerdi, ama dediğim gibi Hakan'la Turabi bu sene pek çok kavgalarını izleyeceğiz. Tabii ki Acun Bey bir uyarı gelecek mi? Yani bir yaptırım gelir mi Acun Bey'den? Acun Bey özellikle bu kavgalar dindirmek için bir yaptırım gelir. Belki 3 ödül oyunu, 5 ödül oyunu yer alamak gibi bir ödül oyunu cezası gelebilir arkadaşlar. Peki Hakan ve mavi takımın en büyük amaçlarından biri ne? Tabii ki Yaman olsun, mavi takımda Ogeday olsun, Poyraz olsun, Hakan olsun, özellikle Turabi'nin üzerine oynayacak. Bunda hemfikir hemfikiriz. Kadınlarda da önemli gelişmeler var. Tabii hem mavi takım hem kırmızı takımda Merve, Nagihan, Pınar gibi Seda, Aleyna olsun, Damla olsun. Çok önemli gelişmeler olacak arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Özellikle ödül oyunu, dokunulmazlık oyunu her iki takım için çok önemli olacak. Çünkü adadan kim gidecek? Yani özellikle elime potasına giren yarışmacılar belli olmuştu. Baktığımız zaman dediğim gibi bir kişi mutlaka geçer. Yani kırmızı takımdan bir kişi daha giderse kırmızı takımda yine ayrışmalar çıkar. Ama mavi takımdan bir kişi giderse resmen kartlar yeniden dağıtılır arkadaşlar.